Siber dolandırıcılar şimdi de tatilcilerin peşinde. Otellerin logoları ve isimleri birebir kopyalanarak sahte internet sayfaları oluşturuluyor. Çok sayıda insan kandırılıp milyonlarca lira dolandırılıyor. Peki bu siteler nasıl fark edilir? Detayları haberimizde. Valizler toplanacak, tatil için yola çıkılacak. Aman dikkat, yolun sonunda tatil değil, siber dolandırıcılar olabilir. Yaklaşan yaz tatili öncesi de erken rezervasyon fırsatını kullanarak çok daha düşük ücretlerde tatil satın alıp işte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında tatile gitmek istiyorlar. İlkbahar aylarının gelmesiyle yaz tatili planları da yapılmaya başlandı. Tabii ki bunu bilen siber dolandırıcılar yine iş başında. Uzmanlar siber dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarıyor. Dolandırıcılar siteleri kopyalıyor, cazip tekliflerle vatandaşları ağına düşürmeye çalışıyorlar. Özellikle adres çubuğunda bir harfi, iki harfi değiştiriyorlar. Birebir arayüzleri çalarak sponsorlu reklamlar ya da sosyal medyaya vermiş olduğu reklamlar aracılığıyla o cazip teklifleri kullanarak vatandaşların, kurbanların o linkleri tıklaması ve buradan rezervasyon yapmalarını sağlıyorlar. Bu sitelere giren vatandaşlarınsa hem kimlik bilgileri, hem kredi kartı bilgileri, hem de paraları dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Bu daha sonra yarın öbür gün sizin adınıza farklı işlemler yapılabilmesi, sizin adınıza belki kredi çekilebilmesi, sizin adınıza tapu işlemleri gerçekleştirilmesi ve hatta e-devlet bilgilerinizin bile siber dolandırıcıların eline geçirilmesi anlamına geliyor. Siber dolandırıcılar halihazırda kullanılan sitelerin birebir aynısını yapıyor. Peki bu siteleri nasıl fark edebiliriz? İnternet sitesindeki seyahat acentalarıyla iletişime geçmeden önce o ilgili otelin o acentaya kayıtlı olup olmadığının da direkt sorgulanması ve tatilin oradan alınacağı, yaptığınız rezervasyonun oteldeki rezervasyonla tutup tutmadığını da kontrol etmek son derece önemlidir. Peki dolandırıcılara paranızı kaptırdıysanız ne yapacaksınız? Burada kullanıcıların yapması gereken en yakın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuna bulunmak.